Kardeşlerim, Hindistan'da büyük bir zulüm var. Sokakta Müslüman kadınların üzerinden kıyafetleri alıyorlar, yırtıyorlar, işte hürriyet diyorlar. Camilerimizi yakıyorlar. Kur'an-ı Kerimleri parçalıyorlar, çiğniyorlar. Müslümanları sokaklarda vura vura öldürüyor, şehit ediyorlar. Trump'ın Hindistan ziyaretinden sonra bu zulmün şiddeti daha da arttı. Sanki her yerde olduğu gibi Müslümanlara karşı izaret meselelerde bir ittifak var. Onları yok etmeye dair bir ittifak var. Kardeşlerim, Hint Müslümanları zor zamanlarda Osmanlı'nın yanında yer aldılar. 3 defa yardım gönderdiler. İneğini sattı Müslüman kadın, bir tane ineği vardı. Onu sattı, parasını halifeye, Osmanlı'ya gönderdi. Sonra o parayla banka kurdular. Yani onların paralarını kendi emelleri doğrultusunda kullandılar. Bugün İdlib'de bize saldıranlar, onların davası neyse Hindistan'da Modi, Müslümanları öldüren bu katilin davası aynıdır. Hepsi imana, hepsi İslam'a düşmandır. O halde kardeşlerim, niçin İdlib'deyiz diye yaygara koparanlar, gerçekte Modi'nin zulmünü telin edecek bir cümle kurmadılar. Onlar aynı safta duruyorlar. Bu normal. Peki ya sen neden susuyorsun? Müslüman kadın üzerinden örtüyü çıkardılar. O örtü bizim onurumuzdur, şerefimizdir, sancağımızdır. Bütün Müslümanları, genç kardeşlerimi bu zulmü telin etmeye davet ediyorum. Kapımızın dibinde bir kedi olsa, orada acı çektiğini sesiyle izhar etse, uykumuzu kaçırıyor da Müslüman kadınların üzerinden kıyafetleri yırtıyor, alıyorlar. Neden bu bizi ayağa kaldırmıyor? Bu gece bütün Müslümanlar olarak bu zulmü protesto edelim. Diyelim ki ey Modi, bu zulümden bir an önce vazgeç. Elbet bir gün Müslümanlar sınırları kaldıracak, yek vücut olacak, bir uluslararası mahkemede yargılanacaksın, hesap vereceksin.